yapmayacak mısın? Ne dedi Kerem? Çok güzel şeyler söyledi. Ne dedi? İyi ki hamile değil misin falan mı dedi? Ben hamile olmadım söylemedim ki kız. Niye bozuyorsun ya? Ya Ayşe ya. Ne? Söyleyemedim işte kızım. Bilmiyorsun ama bilmiyorsun. Söyle, söyle de bilelim. Bu sefer ne oldu da hamile olmadığını söyleyemedin? Ne oldu? Beşik almış. Beşik mi? He. Beşik almamış. İşte kendi bebekliğindeki beşiği bulmuş, çıkartmış, onu onarmış. Ya kızım bu çok tatlı ya. Ya sen ne güzel bir adam bulmuşsun ya. He, değil mi? Ben de tatlıyım ama. Of tamam. Gonca. Hı. Ben de o kadar mutlu oldum ki ama belli edemedim. İşte hır çıkardım durumu tersine çevirmek için. Evet yani adam çok tatlı ama yani. Ama? Ama senin hamilelik yalanıyla onu uzun bir süre kandırdığını öğrendiği zaman kötü yüzünü, ters tarafını gösterebilir. Gonca böyle şeyler söyleyip korkutmasana. Korkutmuyorum canım sana. Ben olacak olanı söylüyorum. Kendini iyice içinden çıkılmaz bir durumun içine sokuyorsun. Ne yapayım? Şimdi gecenin bu saatinde arayayım mı? Hayır bir de telefonda söylenecek bir olay değil. Yani karşıma alıp konuşmam, kendimi anlatmam lazım. Yoksa bir şey yaparım, söylerim. Yani söylerdim, söylemeliydim ama yarın söyleyeceğim. Yani inşallah söyleyeceğim. Hı. Kuzu, çıkıyor musun? Kahvaltı? Annem çıkayım ya, geç kalmayayım. Aa olur böyle bir şey ya, sen iki canlısın. Hadi gel gel, ol iki lokma bir şey ye, gel. Aç değilim vallahi. Gel, gel. Vallahi canım istemiyor, istemiyorum. Ya tamam, sen bir otur. Baş başa konuşalım yani, ne var? Yemiyorsan yeme. Annem Gonca bekliyor şimdi, hava soğuk. Üşür o sokaklarda beni beklerken. Sen benimle mi konuşmak istemiyorsun yoksa? Annem niye seninle konuşmak istemeyeyim, aşk olsun. Hadi konuşalım. Tamam, ne konuşacağız? Heh. Bak şimdi, ben hamile kaldığımda koşa koşa anamın dizlerinin dibine gittim biliyor musun? Anne dedim, ben bugüne kadar hep evlattım ama şimdi benim evlatlarım olacak. Annem de anneliği sana çocuklarını öğretecek dedi. Bak, beni siz büyüttünüz, siz üçünüz. Bugün ne olduysam ben sizin sayenizde oldum. Ama gene de insan biraz kırılıyor biliyor musun? Dün gece o tarafa dön, bu tarafa dön. Vallahi sabah ezanına kadar uyuyamadım. Sen niye benimle konuşmadın Ayşe ya? O kadar mı sözümün bir itibarı yok gözünde? Ya annem aşk olsun olur mu öyle? Daha önümde çok zaman var dedim ben, 9 ay dedim. O yüzden 9 ay var ya, ondan şey ettim. Kız 9 ay olur mu? Bugün mü hamile kaldın ki? Tövbe estağfurullah, ben gün sayardım valla. Anneciğim daha çok başındayım ya. Ben bilmiyorum şimdi ne hissediyorum, ne yapıyorum. Ondan. Ayşe, burası senin evin. Ben de senin annenim. Sana nasihatim şu, kalbinin sesini dinle. O sana ne yapacağını söyleyecek. Hem senin için iyi olacak bu. Hep de o yavru için. Anneciğim Gonca bekliyor. Beklesin. Gonca beklesin. Sen hamilesin. Bundan sonra herkes sana uyacak ya. Herkes bana uyacak. Vallahi bak bu nasihatini aldım. Annem kafamın bir yerine yazdım ama çıkmam lazım. Kız beni bekliyor diyorum. İyi tamam tamam. Dur. Dur o zaman. Sana şuradan şey yapayım. Bir ekmek yapayım. Dur. Şöyle giderken atıştırırsın. Ha? Selam beyler. Lan Ayşe hamileymiş, duydunuz mu? Sabri benden diyor. Bizim hanım görmüş, magazin programında tartışıyorlarmış. Önceki damattan falan diyorlar ama belki de başkası vardır. Belli mi olur? Rıza abi. Kapat kapıyı, kapat. Abi gözünü seveyim, camı kırma. Abim. Esnaf ve siviller rahat olsun. Bundan sonra sadece suçluya girişiyorum. Abi ben böyle boş boş konuşurum. Bir türlü kurtulamadım. Abi saçmaladım. Yanlış yaptım abi. Haddim olmayan mevzulara girdim. Allah benim belamı versin abi. Merhametli abim benim. Affet ne olursun abi. Ben merhamet noktasını çoktan geçtim birader. Bak ıslak havlu noktasındayım.
Bak şöyle aynaya. Islak havlu noktası. Ha. Abi. Ense tıraşın nasıl olsun? Aa. Böyle. İlmi abi. Yandım abi. Yandım abi. İlmi abi. Abi. Sen kimsin abi. Ayşe hakkında? Konuşuyorlar. Sen abi. Kimsin oğlum? Abi. Abi ne yapıyorsun ya? Bunu kaç, kaç lan, kaçtırma. Abi bir dur. Tamam. Abi. Gel lan buraya. Abi bir dakika ya. Abi bir dur ya. Dur. Ya bir sakin ol. Gel lan buraya. Gel, senin ses tellerini bağlayacağım. Gel lan buraya. Ya sana ne el alemin ses tellerinden? Bak mis gibi gırtlağım var. Al sık şunu. Sık şunu ya. Sık kendine gel ha. Lan bırak. Yok Erkut, bu böyle olmayacak. Bu iş çözülmeden bana uyku yok oğlum. Lan bu millete de huzur yok. Lan şunu. Allah Allah. Büyümedi gitti ya. İşimiz var bu çocukla ha. E tamam, o zaman şöyle diyeceğim. Kerem, ben hamile değilim diyeceğim. Sonra sakince durup bekleyeceğim. Süper, çok iyi. Bak, korktuğun kadar kötü olmayacak, tamam mı? Zaten hiçbir zaman böyle şeyler korktuğumuz kadar kötü olmaz ki. Güven bana. Ayşe. Kerem. Kerem, benim sana söylemem gereken bir şey var. Kerem, ben hamile değilim. Ne? Hamile değil misin? Nasıl yani, ben baba olamayacak mıyım? Hayır. Tek bir şey istedim ben bu hayattan, baba olmakta. Onda olamayacak mıyım? Aa, bayıldı. Kerem. Bayıldı. Ay. Ay, ay, ay. Hayır, 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 hayır. Ayşe öyle olmayacak ya. Kerem çocuk mu ya? Çocuk mu Kerem? Hayır ya. Anlayacak, evet, üzülecek tabii ama öyle ağlamalar mağlamalar öyle şeyler olmayacak ya. Değil mi? Hayır. Kerem. Kerem, benim sana bir şey... Biliyorum. Kerem, benim sana... Yok, yok, yok. Benim sana bir şey söylemem Kerem, lazım. Benim sana bir şey söylemem lazım. Kerem, ben hamile değilim. Kerem, hamile değilim. Oh be. Kerem. Kerem. Kerem, yapma ne olur Kerem. Kerem, yapma. Kerem, içme. Kerem, Kerem, içme bu sakinleştiriciyi. Bak, Yelda Hanım'ı ne hale getirdi bu, lütfen. Bu sakinleştirici değil ki. Çamaşır suyu. Kerem! Kerem, içme Kerem! Aa, yok, 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 ben yapamam, ben yapamayacağım. Gonca, vallahi yapamayacağım, yapamam ya. Yaparsın, yaparsın. Bak, 5 dakikanı alacak. Sonra birazcık daha başın ağrıyacak ama sonra bitecek. Kerem seni affedecek, tamam mı? Sadece 5 dakika mı? 5 dakika. Hadi aslanım, hadi güzelim. Hadi gazan mübarek olsun, hadi. Heh. Ayşe Hanım, ben de sizi arıyordum. Kerem Bey sizi toplantı odasına bekliyor. Kerem Bey beni mi bekliyor? Öyle dedi. Ayşe dedi, gelsin dedi. Öyle mi dedi? Öyle dedi. Ben gidiyorum o zaman. Hadi bakalım. Kerem, benim sana... Heh. Geçin bakalım. Ayşe, Feza, geçin şöyle. Heh, gel aşağı, buyur otur. Kerem, biz seninle bir 5 dakika yalnız konuşabilir miyiz lütfen? Ayşe'cim, gel gel. Çok güzel haberlerim var. Uzun zamandır üzerinde düşündüğüm haberlerim ve çok heyecanlıyım şu anda. Buyur. Evet arkadaşlar, bu güzel haberi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Ve düğmeye artık basıyorum. Modamı Junior. Ne oldu, midem bulandı? Işık mı rahatsız etti? Kısayım mı biraz? Mavi ışık rahatsız etti değil mi? Kerem, iyiyim, iyiyim. Tamam, sen devam et toplantıya. Emin misin? Eminim. O zaman hızlıca anlatıyorum. Evet arkadaşlar, dün gece çok düşündüm. Kendime şu soruyu sordum. Ben acaba ne yaparsam burayı sadece bir ticarethane olmaktan çıkarırım diye düşündüm ve aklıma bu fikir geldi. Keşke beni bir dinleseydin Kerem. Evet. Yakında baba olacağım için
yani sadece benim için değil tabii ki, bütün anne babalar rahat olsun diye, kendi çocukları sağlıklı kumaşlardan kıyafetler giysinler diye bu fikri düşündüm. Çok güzel düşünmüşsün Kerem, değil mi? Ne güzel düşünmüşsün. Aslında çok iyi bir fikir. Organik çocuk tekstili. Ben bunu bir düşüneyim, değerlendireyim Kerem. Yok, sen zahmet etme. Ben gerekli şeyleri ayarladım. İyi de Kerem, sen yurt dışına gidiyorsun. O yüzden senin yöneticiliğin askıda. Yöneticilik bende. Yani tabii ki bu işi yokuşa sürmeyeceğim. Yok canım, sürmezsin. Şöyle şey yapar mısın? Yani şunu demeye çalışıyorum. Sen merak etme. Ben her şeyi prosedürünü uydurup bir şekilde hallederim. İstediğini yaparım. İşte ben onları hallettim. Gereken yerlere mailimi attım. Ve burada kalacağımı söyledim. İşimin başındayım. İyi, süper. Benlik bir şey yok o zaman. Madem her şey yapılmış, ben de işimin gücümün başındayım. Neyse. Evet, evet. Ne düşünüyorsunuz bu fikirle ilgili? Ben bir şey diyebilir miyim? Söyle. Yani Kerem Bey, hani kusura bakmayın, ayıp olacaksa artık olsun da... şey, biz yani çok korktuk hani böyle Ceyda Hanım'la çalışmak zorunda kalacağız diye. Ama onun dışında çok iyi fikir. Vallahi ben de beğendim Burcu. Çok iyi fikir, iyi düşünmüşsün. Benim bir tane arkadaşım var abi, gıda boyalarından kumaş falan da boyuyor. İstersen ararım, çözeriz bir şeyler. Ara ara, iyi. Benim de bir arkadaşım var, o da manuel baskı yapıyor. Genelde böyle poster falan yapıyorlar ama tişört de yapar. Ben de burada şimdi hani bana, hani bana dermişim oturduğum yerden. Siz ne diyorsanız tabii o olsun yani, değil mi? Neyse tamam, hadi herkes çalışsın. Bu işi yapıyoruz.